Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunlarla sunuş kılışımız. Kınamızda dıktınlar ekranımız bolsun. Xitay Uyğurcu bilidigan Xitaylarni mı tutkun kılgan? 18 avgust Bitter Winter to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy kommunistlari uyg'urchi biladigan Xitoylarni lagerga solgan. Muxbir yaqinda uyg'urchi biladigan Xitoyni tutib solganligini anglab, Shenzhen shahrida bir qancha Xitoyni ziyorat qilgan. Ular ismini oshkorlamaslik sharti bilan muxbirning ziyoratini qabul qilib, munularni oshkorlagan. Bu yil 4 ayning 20 kuni mening yenimga 2 soqchi kelib, uyg'urchini biladigan yoki bilmaydiganligimni İslam diniga itiqad qildigan yoki qilmaydiganligimni so'radi. Men uyg'urchini bilaman, biroq İslam diniga itiqad qilmayman deb javob berdim. Undaqda uyg'urchini bilsang, uyg'urlar bilan munosabating bor ekan deb meni tutib lagerga 10 kun solab qo'ydi. 10 kun ichida har kunlik turmush pulimga 100 yuan oldi. Kommunist partiya qizil naqshlarini yodlashga majburildi. Belgilab berilgan vaqt ichida yodlab bo'lmasam urdi. Lagerdagi boshqalarga ham shunday urib muomila qildikan. 10 kun toshqandan keyin meni quyib bermoqchi bo'ldi. Biroq saqchilar menga lager ichidagi ahvollarni oshkorlashga bo'lmaydi. Agar oshkora qilsang, seni qayta tutib solaymiz, barliq mol-mulkingni musodir qilamiz deb tahdid soldi. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan yana bir Xitoy muxbirning ziyoratini qabul qilib, saqchi uni tutib lagerga solashga elib manganda o'zining uyg'urchini bilmaydiganligini İslam diniga ishonmaydiganligini saqchiga aytgandan keyin uni quyib berganligini. Yaqinda uyg'urcha so'zlashni biladigan 18 kishi saqchilar tomonidan tutib ketilib, izdirikining bo'lmaganligini, İslam diniga e'tiqod qildigan kishilar tutib ketilib, qaytib kelmaganligini. Bu shaklda tutishni davomlashtirsa, pat aradala shahar quruqtilib qoldiganligini bildirgan. Bugün İstanbul'daki Uyghur ayollarımız halkımız üçün dua kıldı. Bugün İstanbul'un Zeytinburnu ve Safakö rayonlarında bir yıl içindeki en uluğ küllerden biri bolgan Arafat günü münasibeti bilen İstanbul'un her kaysi caylarından gelgen Uyghur kız ayollarımız cem bulup dua tilavet faaliyeti elip vardı. Bu faaliyet Nuzgum Aile ve Kültür Cemiyeti tarafından oralaştırılgan bulup duaga 300'den köpürek hemşerimiz katlaştı. Hemşerilerimiz Allah bendelerden pehirlendiğen bugünkü dek uluğ gününün peziyildiğini pürset bilip, bütün İslam dünyası cümleden Şark Türkistan'daki zulümünün kötürülüp gitişi üçün dua kılıştı. Xitay'da minutuğu 7 adam rak kesiliği giriptir bulmaqta. Xitay'nın Tingshun Toru'nun bugünkü haberde bildirilişçe, Xitay devletlik rak kesiliği takabül duruş merkezi yakında elan kılgan en yeni bir növetlik Xitay'daki yaman süpetlik ösmü keserliğinin ölüm sebebine analiz kılış dokulatıda görüntülüşçe, statistikiga asasen 2014 yılı Xitay bu içi yeniden payda bulgan yaman süpetlik ösmü keserliği 3.804.000 bulup, kaza kılgallar 2.296.000'a yetken. Mundaq chiqilib aytganda, o'ttiri hisob bilan har minutda 7 kishi rak kesili deb diagnoz qo'yilgan va har minutda 4 odam rak kesili sababidan qaza qilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoyda doim ko'rilgan yomon sifatli kasalliklardan o'pka raki, oshqozon raki, uchay raki, jigar raki, ayollar sut bezi raki, qizil o'ngach raki, qalqon bez raki, balyotqu bo'yin raki Mini ösmesi ve aşkazan asli bezi raki barlıq yeniden baykalgan keserliklerinin 77%'ini ilgiligen. Öpki raki, jigar raki, aşkazan raki, kızlöngeç raki, üçey raki, aşkazan asli bezi raki, süt bezi raki, mini ösmesi, akkan keseli ve limfa ösmesi ölümge sebep bulduğun asaslıq keserliklerine aylanan bulup, yaman süpetlik ösüm bilen kaza kılıkçılarının 83%'ini ilgiligen. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, vatanimiz Sharq Turkistonda bu xil kasalliklar kunsiri kuchaymoqda. Xitoy e'lon qilgan bu dokladda qaysi rayonlarda eng ko'p ekanligi haqida ma'lumot berilmagan. Afg'onistonda Taliban bilan o'q chiqirishni to'xtatish kelishimi imzolandi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Taliban bilan o'q chiqirishni to'xtatish kelishimi hosil qilinganligini aytdi. Prezident Ashraf G'ani Afg'oniston mustaqilligining 99-yil yilligida bayonot berib, Qurban hayit munosabati bilan Taliban bilan o'q chiqirishni to'xtatish kelishimi hosil qilinganligini bildirdi.
g'ani ma'lum shart ostida hosil qilingan o'q chiqilishini to'xtatish kelishimining bugundan boshlab ijro qilinadiganligini aytib, Taliban kelishimiga rioya qilsa, kelishimning davomlashadiganligini eskertdi. Taliban qurban hayit munosabati bilan turmalarga qamalgan asirlarning qo'yib berilganligini, asirlar ichida xavfsizlik xodimlarining borligini va kelishimiga rioya qiladiganligini bildirdi. Mahmud Abbas Yahudi milliy davlat qonuniga qarshi adaqchi kurash qildiganligini bildirdi. Falastin davlat raisi Mahmud Abbas Yahudi milliy davlat qonuniga qarshi Birlashgan Millatlar tashkilotidan qaror chiqarishni talab qildiganligini bildirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Falastin davlat raisi Mahmud Abbas Isroiliyada qonunlashgan Yahudi milliy davlat qonuniga qarshi Birlashgan Millatlar tashkiloti umumiy kengashidan qaror chiqarishni talab qildiganligini va bu yo'ldan maqsadga yetmaguncha qaytmaydiganligini aytdi. Mahmud Abbas Falastin ozodlik tashkilotiga qarashliq Falastin markaz kengashining 29-nji navbatlik yig'inining yopilish marosimida so'z qilib, Isroiliya-Falastin tinchlik muzokaralarida Amerikaning murassalashtiruvchi bo'lishini xohlamaydiganligini eskertib, Amerika ko'chman yahudi to'ralg'u joy qurilishlari va Quddusni Isroiliyaning poytaxti sifatida e'tirof qilish qaroridan voz kechmaguncha Falastin bilan Amerika orasida hech qanday suhbatning o'tkazilmaydiganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Hozirgi ahvol davomlashgan taqdirda Oslo ahdinomasining davomlashmaydiganligini aytgan Abbas Hamas harakatini mamlakatlik murassalashtirish hukumatining G'azzada faoliyat olib berishiga sharoit yaratib berishga chaqirdi. Isroiliya parlamentida ma'qullangan Yahudi milliy davlat qonuni ikki xil fuqarolik andisini mazmun qiladi. Buningga asoslanganda 8 milliondan ko'p nufusi bo'lgan Isroiliya nufusining 20%dan tashkil qilingan arablar ikkinchi sinf fuqarolik salohiyatiga tushib qoladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.